Herkese güzel bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Destekleme Programı'nın birinci çağrısını kabul aldıktan itibaren hem yakın çevremden hem de DM üzerine aldığım sorular üzerine bu süreci nasıl geçirdiğimizi ve bu süreci nasıl kabul aldığımıza dair sizle bir konuşma yapma kararı aldım. Yani bu videoyu çekme amacım tamamıyla bu. Peki bu hani çekme aşamasına gelmeden önce ne gibi durumlarla karşılaştım? Şimdi şöyle ki ben TÜBİTAK'ta hani ekip arkadaşlarımla birlikte kabul aldıktan itibaren hem benim telefon numaram olduğu kişiler WhatsApp üzerinden telefonla arayarak hani sordular nasıl bu süreci yaptın, işte araştırma önerisi formunu nasıl hazırladın veya işte bu literatür taramasında nelere dikkat ettiniz gibi gibi konulara, konu seçimlerinizi grup arkadaşlarınızla nasıl belirlediniz gibi gibi bir soru sorular üzerinden bana sorular sormaya başladılar ve artık hani bu öyle bir haddeye geldi ki artık yetişemiyorduk. Hem grup arkadaşlarıma sürekli soruyordum ben işte öneri formunu paylaşayım, ne yapayım, ne durumda ilerleyelim diye. Artık dedik ki bir video çekelim ve grup arkadaşlarımın izni de dahil olmakla birlikte onların çünkü isimlerini alacağım için onların da izni almak istedim. Ve onlar da hani çekmemin iyi olabileceğini söylediler. Bayağı aslında uzun bir zaman önce aldım izinleri ama bir türlü hazırlayıp da çekememiştim. Bu sefer böyle notlar, küçük küçük notlar hazırlayıp size bu konu üzerine konuşmanın artık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Şimdi birinci bölüm olarak konu seçimini nasıl karar verdik ve grup arkadaşlarımızla nasıl bir araya geldik? Aslında bizim şöyle oldu bu konu. İlk önce üniversite hocamız, bir tane üniversite değerli bir hocamız bize durumdan bahsetti. Bütün sınıfı genelinde bahsetti. Dedi ki böyle bir şey hani ben niyetlendim. Eğer aranızda varsa hani katılmak isteyenler lütfen bana bildirsin ve danışman hocalarıyla birlikte hani belirlediğiniz danışman hocanızın ismiyle birlikte gruplar halinde bana gelip isminizi yazdırın diye söylemişti. Ben bunu ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü bu proje hem uluslararası hem de ulus içerisinde çok önemli hani sizi nasıl söylesem yani sizin üniversite hayatınıza aslında sertifikalar evet çok önemli ama araştırma projeleri de çok çok önemli. Çünkü üniversite hayatınızı boş geçirmediğinizi ve dersler haricinde de bir şey yaptığınızı göstermek amacıyla bir yola da girmeniz gerekiyor. Ve bu sizin hani hayatınızda direkt her yerde kullanabileceğiniz, başvuruyu onay aldığınızdan itibaren TÜBİTAK projesini yazmaya başlayabileceğiniz önemli bir proje. O yüzden hani özellikle şu soru çok geliyor bana. Gerçekten gerek var mı? Hani işime yarar mı? Şimdi gelecek hakkında düşünürseniz kesinlikle işinize yarar. Çünkü belli başlı hani bir bilinirlik olan bir firma var. Yani devlet destekli olan bir hani bir firma ve bu sizin hayatınıza, kariyerinize önemli yerlere gelmenizi sağlayan temel etken. Bunu kesinlikle kullanmanız lazım. Çünkü üniversite hayatınızda dersler haricinde, evet dersler çok önemli ama dersler haricinde bir hayatınız olduğunu ve bu hayatınızda da kendi alanınızla ilgili bir şeyler yaptığınızı bir şekilde gireceğiniz firmalara kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden de bu sizin için hem araştırma makale yazanlar için özellikle sosyoloji öğrencileri için söylüyorum. Bu çok önemli bir yer kaplamakta. Bu yüzden de biz bunu duyduğumuzda özellikle ben çok fazla heyecanlandım. Ve bu konuyla alakalı direkt aklıma böyle belli başlı isimler gelmeye başladı. Temel etkende düşünürken şunu hani daha çok temel ihtiyaç olarak belirledim. Temel altyapımızın aynı olan kişilerin bir araya gelmesini amaçladım. Çünkü diğer türlüsünde herkes böyle karmaşık bir şey isterse tam olarak verim alamayacağımızı düşündüm. O yüzden özellikle hani aile konusuyla ilgisi olan insanlarla bir araya geldik. Tek tek aslında kartop örneklemi gibi oldu biraz. Ben bir arkadaşımı aradım. O bir arkadaşımızı önerdi. Öyle öyle o şekilde grubumuz bir araya geldi. Sonrasında aileyi hani aile üzerine ilgilenmek ister misiniz? Hepimiz aile üzerinde hani ortak bir hemfikir olabilir miyiz? Sorduğumuzda ki olabilir dediler. Hani bizim de ilgi alanlarımız diye geldiler. Ve bu da bizim aslında grup içerisinde çalışmalarımızın en azı indirmeyi sağladı. Çünkü nerede olursanız olun, nerede çalışıyor olursanız olun, elbet ki kendi yaşamınızda da olsun, iş hayatınızda da olsun, yani çatışma kaçınılmaz bir şeydir. Yani bir şekilde çatışmaya maruz kalacaksınız ve bu çatışmayı en az zararla kurtulmanız en önemli olandı. Ve bu yüzden de siz grup içerisindeki arkadaşlarınızla olan ilişkiniz, bağlantı noktanız çok önemli. Ve burada aslında yürütücüye de çok fazla görev düşüyor. Çünkü yürütücünün eğer demokratik bir şekilde yaklaşımı olmazsa bu çatışmalar alevlenebilir ve zararları çok büyük olabilir. O yüzden biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor.
Ben kendim yürütücülüğü kendim seçmedim. Benim ekip arkadaşlarım benim yürütücü olmamı tercih ettiler. Yani yürütücü olarak beni istediler. Ben de kesinlikle yapabileceğimi söyledim. Benim için bir problem olmayacağını söyledim. Ve yürütücülüğe böyle başlamıştım. Şimdi eğer aranızda yürütücü olmayı düşünen arkadaşlarımız varsa, özellikle grup arkadaşlarımdan, hani onların tabii yaşadıkları tam bambaşka şeyler. Ben kendi adıma konuşacağım şu an. Ama şu an grup arkadaşlarımın isimlerini vermek istiyorum. Çünkü özellikle en baştan beri buna önem veriyorum. Atakan Balıkçı, Şeyda Özer ve Ece Karaalioğlu oldu. Ekip arkadaşlarım bunlar. Kesinlikle bunların isimlerini söylemek istiyorum. Çünkü isimleri çok fazla geçmiyor. Yani genelde yürütücünün adı geçiyor. Ama ben bunu pek doğru bulmuyorum. Çünkü onlar benim ekip arkadaşlarım. Benim bir grup içerisinde yürümemi sağlayan, bu projede özellikle hani başarmamı sağlayan ve başarmamızı sağlayan arkadaşlarım. O yüzden onların da isimlerinin yer almasını en baştan beri çok fazla önemsiyorum. O yüzden de şimdi gururla onların isimlerini söylemekten de mutluluk duyuyorum. Şimdi burada yürütücü olanlara, özellikle eğer yürütücü olmayı düşünenlere özellikle birkaç şey söylemek istiyorum. Yürütücüyseniz bürokratik işlerle sizin daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü taahhütnameyi imzalayan sizsiniz. O yüzden sorumluluk sahibi en yüksek seviyede sizde oluyor. Çünkü TÜBİTAK ile kendi üniversiteniz arasındaki bağlantı noktası sizsiniz. Ve mailler üzerine gereken hani önlemleri almanız gerektiğini. Ya şöyle söyleyeyim. Mailleşirken bile onların bir kaydı olması gerekiyor. En basit örneği. Yani bir anket izni alırken onun kaydını almanız gerekiyor. Orijinal dosyaları kaybedemezsiniz. Yani böyle bir lüksünüz yok. O yüzden ayrı bir dosya yapmanız gerekiyor. Hani kopya dosyalar ve orijinal dosyaları ikiye ayırabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Orijinal dosyaları güvenli yerde tutarken kopya dosyaları çok böyle üzerine notlar alabiliyorum ya da işte hepimiz üzerine notlar alabiliyoruz ki orijinal dosyalara zarar gelmemiş oluyor bu sayede. Onun haricinde benim size tavsiyem kesinlikle TÜBİTAK'ın kendi içerisinde bulunduğu yönetmelikler, yürürlük esasları olan kısımları okumanız. Ben onları okuyarak çok fazla bilgi edindim. Bu hani yürütücülük serüveninde özellikle benim daha az zarar alarak, yani bizim ekibimizin daha az zarar alarak ilerlememizi sağladı. Burası çok önemli. Eğer hani başvuruyu onaylandıktan sonraki aşamada yürütücülük kesinlikle siz olduysanız eğer bunlara önem verin. Hatta böyle kısaca notlar alıp bunu ekip arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü hani bu şekilde paylaşım yaparak onların da bazı konularda bilgilerinin olduğu için hani daha az çatışma ortamı yaşanmış olacaktır. Çünkü bazı konuları onlara da hani bildirmeniz gerekiyor ki kafaları karışmasın. O yüzden bu şekilde ilerlemesi her zaman sizin için daha iyi olacaktır. Eğer grup arkadaşlarınızla hani ekip arkadaşlarıysanız bu konuyla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum. Aslında keşke yakınımda bir arkadaşım otursa da onu da getirebilsem. Ama şu an ara tatilde olduğumuz için hepsi evlerine gitti. Ve şu an hani onlarla burada bir şey yapamam. Ama eğer çok fazla soru gelirse birini darlayıp bir videoya tabii ki de çağırabilirim. Onlar da kendi hayatlarını paylaşmış olurlar en azından. Bence isterler gibi geliyor ama tabii onlara da sormak lazım bu konuyla alakalı. Şimdi gelelim konu konusuna. Nasıl seçtik konumuzu? Biz şimdi size şunu önerebiliriz aslında hepimiz. Güncel bir konu tercih edin. Özellikle hayatımızı büyük bir sorun teşkil eden, hani görülüp ama çözümünü görmedikleri bir kısım varsa eğer o konuları tercih edin. Burada hani neyi tercih edebilirsiniz? Şu an özellikle güncel bir sorun, globalleşen bir sorun olan bir pandemi durumu var. Yani artık hani çok fazla miktarda bir hani yayılan bir durum ve hani işte omikron varyantı olsun, bilmem ne delta varyantı olsun, bir sürü varyantlar olan bir sorun ve sağlık sorunu. Bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Aslında günceldeki bir konu almanız sizin çalışmanınızda özellikle verileri merak edilen bir güncel konunun sonuçlarına ulaşmasını sağlayacaksınızdır. Şimdi biz belirlerken özellikle şu şekilde belirledik. Yani güncellik bir konu olarak pandemiyi seçtik. Bizim konumuz pandemi ve aile içi iletişim İzmir Bucu örneklemi. Aslında bu konuyu belirlerken bizim 9 Eylül Üniversitesi bununla alakalı birini çağırmıştı. Ve o çağırdığı kişinin üzerinden bir konu belirlemesi yaptı. Sadece orada yani o toplantı hatırladığım kadarıyla size aktaracağım. Karşılaştırmalı veri kullanın, öyle söylemişti çünkü. Onun haricinde hani başlık kısmını olabildiğince genel tutun ve içerik kısmında o hani araştırma formu yazdığınız kısım var ya, orada detayına inin. Mesela biz İzmir Bucu örnekleme dedik, sonra buradan iki tane mahalle belirledik. O mahallelerin ismini ya gizlilik esasından dolayı aslında söylemek istemiyorum. Bana doğru gelmiyor hani onların isimlerini söylemek. Sadece seçtiğiniz mahallelerde ya da akademisyenler arasında yapacaksanız eğer şunu unutmayın. Yani seçtiğiniz mahallelerde işte
işte göç yoğunluğu olan yerler olabilir ya da işte böyle hani nasıl desem böyle daha içine kapanık çok bilgi bilinmeyen mahalleler olursa eğer bu sayede hani o araştırma şeyiniz daha fazla onay alma ihtimali atıyor. O yüzden mahalleleri özellikle böyle içine kapanık olan hani karşılaştırmalı olarak işte mesela şöyle düşünebilirsiniz, modern gelenek mesela hani geleneksel bir aile yapısına sahip olan bir mahalle ile modern aile yapısına sahip olan bir aile karşılaştırmalı veride daha fazla sonuç elde edebilmeniz için. Ama dediğim gibi göç alan bölgeler olabilir. İki farklı göç alan bölge. Mesela işte bir taraf işte doğu bölgesinden göç alırken bir taraf batı bölgesinden göç alabilir. Hani bu şekilde yaparsanız eğer hani karşılaştırmalı verilerde ve sonuç kısmında daha ilginç şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Biz bu şekilde yaptık seçimi yaparken. Burada bir tane hocamız yardımcı oldu. Bize seçilmemizi önerdiği mahalleleri biz direkt seçtik. Onun haricinde evet karşılaştırmalı mahalle seçimi dedim. Sonra bize şey dediler isim belirlerken genelde yapmanız çünkü hani içerisinin o hani iç kısmını aslında şöyle kurmam daha iyi olur cümleyi. İç kısmında verebileceğiniz bilgiler olması gerekiyor. Başlığı uzun tutmanız çok bir işinize yaramaz. O yüzden başlığı kısa ve öz tutup içerideki kısımda daha fazla bilgi vermeniz daha iyi olacaktır. Bir de biz ilk başta 100 tane anket düşünmüştük. 50-50 iki mahalle olarak düşündüğünüz. Ama bu kişi hani o getirdikleri kişiye bunu sorduğumuzda çok az olacağını söyledi ve 100'den daha fazla kişiyi seçmemizi söyledi. Biz de 200 kişilik bir anket verisi elde etmeyi amaçladık. Yani anket sayımız 200'dü. Şimdi şu aşamaya gelelim. E-BİDEP, aynen E-BİDEP ve ARBİ sistemleri nelerdir? Bunları nelerde kullanıyoruz? Şimdi E-BİDEP bizim hani bu taahhütname, bölüm onay yazısı, araştırma önerisi formu, ondan sonra işte başka ne vardı? Etik kurul gibi belgelerin yükleneceği, yürütücünün kayıt yapması gereken bir yer. Özellikle bu kısımda şöyle bir durum var. Siz şimdi sisteme onay yazısı yapıyorsunuz ya, orada bir PDF'iniz var, öneri formu. Hani o PDF'i biz ilk başlarda çıktısını almıştık ve onu bir yere koymuştuk. Sakın o dosyayı kaybetmeyin. Gerçekten orijinalinde bulundurun, kopyasında bulundurun, hatta bir kopya daha bulundurun. Çünkü onu başka bir zamanda bulamıyorsunuz. Yani ben bulamadım en azından. Ve hani o kaybolduğunda o hani risk yönetimi ve işte hani ücret belirlediğimiz kısımları bulamadığımız için bu sefer ilk başlarda kafamız karışmış. Allah'tan yedek çıktı olduğum için ben hemen onu çıktısını almıştım ve şans eseri o çıktığı elime tekrardan geçti ve hemen onu çoğalttım. Siz de bunu yapın. O ilk başta yükledikten sonra orada şey diyor indirebilirsiniz. Onu indirin ve hemen dosyalayın. Kaybetmeyin asla. Çünkü hani o sırada belli değil ya hani kabul edip edilmeyeceğiniz. O yüzden onu hemen tutun. Eğer kabul edilirseniz hemen onu çıkartıp yolunuza devam edebilirsiniz. Orada kullandığınız bilgiler üzerinden hatırlayabilir ve üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Bu çok önemli. Şimdi ben burada ARBİ sistemi şöyle bir şey. ARBİ sistemde bütün herkesin kayıt olması gerekiyor. Benim uzun zaman oldu. Ağustos'ta ya da Temmuz'da ben başvurmuştum diye hatırlıyorum. O yüzden hani tam hatırlamıyorum ama ARBİS'te galiba herkesin başvurması gerekiyor. BİDEP'te bir kişiydi ama ARBİS'te herkesin başvurması gerekiyor. Danışman hocanız da bu arada ARBİS'i vardır muhtemelen zaten. Ama burada danışman hocanızda şöyle bir durum var. ARBİS'teki bilgilerin bütün öğrenciler için ve danışmanınız için güncel olması gerekiyor. Eğer birinde bir eksik bilgi varsa işte telefon numarası olabilir, e-mail adresi olabilir, adresi olabilir. Hani bilmiyorum başka neler yazıyordu hatırlamıyorum. İşte TC kimlik numarası olabilir, doğum tarihi olabilir. Bunlardan bilgilerinizde eksikler varsa eğer Arvis red veriyor size. Şimdi ben ekip arkadaşlarıma eklerken burada bir sıkıntı yaşamıştım. Çünkü sürekli şey yapıyordu hani uyarı veriyordu bana. Sürekli aynı şeyi kullanıyordu. İşte diyordu ki bunu bulamıyoruz Arvis'te. O yüzden buna önem verin. ARBİS kaydında yaşayabileceğiniz tek sıkıntı bu. Onun haricinde siz bu TÜBİTAK'tan destek aldığınıza dair ARBİS'ten bulabiliyorsunuz. O bir PDF dosyası. Burada bunun çıktısını alın. Bütün ekip arkadaşlarınıza da dağıtabilirsiniz. Ve LinkedIn'inize bunun eklemesini yapın. Çünkü o çıktı bir tek orada hani net olarak şey işte Beyran Pınarbaşı destek almaya hak kazanmıştır diye orada yazıyor. Ve o çıktı çok önemli. Onu kaybetmeyin. Yine aynı şekilde onu da stoklayın.
Transkripte yanlış hatırlamıyorsam 2,5 üstü ya da 3 üstü olması gerekiyordu. Onu tam bilmiyorum. O yürürlük esaslarından bakabilirsiniz. Ama işte 2,98 falan olunca da oluyor yani. Hani sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi ona bir bakabilirsiniz yine de. Etik kurul kısmında size şunu söyleyebilirim. Şimdi etik kurulda anketini belirlediğinizde hani bu anketi şimdi SPSS'e soktuğunuzda güvenilirlik analizi kısmı var. Şimdi güvenilirlik analizi kısmından eğer hani sıkıntı yaşamak istemiyorsanız hazır bir anket kullanın. Çünkü etik kurul onay belgesini yüklüyorsunuz ve işte bizim bir aylık sürecimiz vardı. Etik kuruldan bazen geç gelebiliyor onay yazıları hani olduğuna dair. O yüzden mutlaka etik kurul belgesini yaparken benim size tavsiyem anketi hazır bir anket kullanmanız. Şimdi biz Likert ölçekli bir hani anket belirledik ve gerekli yazışmaları yapıp mail üzerinden izin belgemizi aldık ve bu izin belgesini de TÜBİTAK'a gönderim işlemini tamamladık. Dediğimiz gibi hani bu ilk başta da söylediğim gibi izin belgeleri, yazıştığımız maillerin kopyalarını mutlaka dosyalarınıza bulundurun. Hem işte yürütücüler hem grup içerisindeki üyeler. Bu çok önemli. Hatta bu dosyalardan bir tane danışman hocanıza da verin. Onda da bulunsun. Şimdi yine unuttum. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum atmayı ve bir sonraki videoda tekrardan burada olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.